Merhaba sevgili izleyiciler, Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil iletişim teknolojileri sergilenmeye devam ediyor. Şu anda ZTE standındayım. ZTE'nin Türkiye ile ilişkileri de oldukça kuvvetli. Bunun bilgisini verdikten sonra yanımda hem 5G ile çalışan hem de Wi-Fi 7'yi destekleyen bir router göstereceğim. Bu bizim için şu anda hayal gibi görünebilir ama kısa sürede bu teknolojileri hem ofislerde hem de evlerde kullanmaya başlayacağız. O nedenle nedir? Nasıl bir şeye benziyor? Bize sunduğu imkanlar ne? Bu videoda sizlere anlatacağım. Videoyu beğenmeyi ve videonun sonunda da lütfen yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bahsettiğim ürünler burada. ZTE'nin gerçekten çok fazla ürünü var. Önce standını da bir göstermiş olayım. Mobil Dünya Kongresi'nde çok büyük bir alanda, hatta bizim operatörlerimizle de çok önemli işler yapıyorlardı. Geçtiğimiz yıl burada Türkiye'den gelen çok önemli sayıda marka ve yönetici vardı. Bu sene tabii deprem nedeniyle kimse gelmedi. Şimdi buradaki teknolojileri biz anlatalım. Arkadaşlar bahsettiğim Wi-Fi 7 router bu ve 5G ile çalışıyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şimdi 5G destekleyen bir sim kartı buradaki router'ın içerisine yerleştiriyorsunuz. Şimdi 5G biliyorsunuz şu anda ülkemizde yok ama artık gelmesini bekliyoruz. Bu videoyla bir kez daha talebimizi iletmiş olalım. Lütfen 5G ihalesi yapılsın ve bu yeni teknolojilerden herkes faydalansın. Tabii bireysel olarak bizim hayatımız belki çok değişmeyebilir ama işletmeler için gerçekten önemli bir teknoloji. Şimdi 5G ülkemize geldiğinde biz 5G destekleyen sim kartları alabileceğiz. Sonrasında bu sim kartı ne yapacağız? Arkadaşlar hemen şu aşağıda görmüş olduğumuz yuvaya yerleştireceğiz. 5G sim kartı yerleştirdikten sonra geriye ne kalıyor? Buradaki router'a bir enerji verilmesi gerekiyor. Tabii bunların böyle portable olanları da çıkar, taşınabilir. Yani enerjisini de kendi bataryasıyla kullanabilen ürünleri de çıkar. Ama bakın enerjiyi de bu en alttaki girişten verebiliyoruz arkadaşlar. Diğer girişlerin ve tuşların ne işe yaradığını da birazdan anlatacağım. Sonrasında buradaki Wi-Fi 7 router 5G'den almış olduğu çok yüksek band genişliğini etrafa yayıyor. Peki bunu yaparken hangi teknolojilerden faydalanıyor? Şuraya bunu parçalamasın kimse diye bazı bilgiler vermişler. Mesela buradaki router'ın nasıl bir yapıya sahip olduğunu şu anda görüyorsunuz. Ve 12 dBi gibi böyle teknik terimler var arkadaşlar. Şimdi burada band genişliğini şu tasarım sayesinde %15 daha da artırabiliyor. Yani daha hızlı veri gönderebiliyor. Bununla beraber yine buradaki tasarım sayesinde bakın şunlar büyüyor mu? Evet büyüyormuş. Şuradaki tasarım sayesinde antenin ve devrelerin tasarımıyla beraber Wi-Fi 7'yi gönderdiği alanda %30 büyüyor arkadaşlar. Ve şurada inanılmaz bir hız var. 21 gigabit saniyede inanılmaz bir hız. Yani buna 8'e bölelim. Yaklaşık ne oluyor? 2,5 gigabayt. 1 saniyede 2,5 gigabaytlık veriyi transfer edebiliyoruz arkadaşlar. Tabii bunun alıcısı çok. Excuse me. I need this one. Şimdi burada tabii bu biraz da dummy bir cihaz ama ZTE bunu buraya koyduysa mutlaka yapar. Yani şurada hangi hızda interneti verdiğini de burada görebileceğiz. Hatta düşünsenize şurada bir 21 gigabiti görmek nasip olur mu? Şimdi bu işin 5G'den interneti Wi-Fi 7 ile dağıtma kısmıydı. Şimdi şu arka tarafı biraz daha sizlere göstereceğim. İki tane de ethernet girişi var. Buradaki ethernet girişi 10 gigabiti destekliyor. Yani isterseniz siz buradaki router'a 5G sim kartı değil de çok yüksek hızda kablolu bir internet de verebilirsiniz. 10 gigabiti destekleyen buradaki ethernet girişi sayesinde 10 gigabit interneti Wi-Fi 7 üzerinden dağıtabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki router'ın bir başka özelliği de yapay zekayı kullanması. Şimdi yapay zekayı kullanması ne anlama geliyor? Şöyle düşünün. Burada bir ofis olduğunu düşünün. Burada birçok kişinin cihaza sahip olduğunu ve hangi bölgeye daha fazla sinyal göndereceğini, işte hangi cihazın gerçekten daha fazla band genişliğine ihtiyacı olacağını yapay zeka üzerinden takip edebilecek. Videonun sonlarına doğru gelirken Wi-Fi 7 konusunda kısa bir bilgi verelim. İşte ne var şu anda? Wi-Fi 6 var, Wi-Fi 6E var, birçoğumuzda Wi-Fi 5 var. Hatta bazı yerlerde
Wi-Fi 2.4 var arkadaşlar. Şimdi Wi-Fi seviyeleri arttıkça, yani 2.4'ten 5'e çıkınca, 5'ten 6'ya, 6'dan 6'ya çıktıkça iki tane avantaj bizi karşılıyor. Bunları anlatacağım. Bunlardan birincisi internet hızımız yükseliyor. Yani az önce 21 gigabit'e kadar çıkabileceğimizi söylemiştim. Bir diğer iyileştirme de kapsama alanı. Asıl önemli iyileştirmelerden bir tanesi de gecikme. Yani internette işte bir istek gönderdiğinizde o isteğe gelen cevap arasındaki süre her bir Wi-Fi ağının teknolojisinin yükseltilmesiyle beraber daha da azalıyor. O nedenle Wi-Fi 7 bu alanda gerçekten işimize çok yarayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Mobil Dünya Kongresi'nde 5G ve Wi-Fi 7 ile alakalı çok şeyler konuşuluyor. Etrafta çok fazla ürün ve modem ya da ağ ürünü görüyoruz. Bu ürünleri sizlere anlatmayı görev edindik ve bu videoyu hazırladık. Umarım bu teknolojileri en kısa zamanda ülkemizde görürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala beğenmediyseniz, kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kontrol edin ve bu teknolojiler hakkında neler düşünüyorsunuz lütfen bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.